Championnat lors de la dernière journée, lors de l'avant-dernière journée. Donc nous savons que c'est un match très très important pour nos fans. On va donner le maximum pour les rendre heureux. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, avec le travail accompli avec le staff technique et la motivation des joueurs, j'espère que nous allons gagner. Açıkçası son 2 seneye baktığımız zaman, şampiyon olduğumuz döneme baktığımız zaman bir önceki sene sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 gün, 2 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bu tabii ki taraftarlarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarlarımızı memnun etmek için açıkçası bu maçı kazanmak istiyoruz. Tabii burada Allah'ın yardımıyla, tabii takım arkadaşlarımın da motivasyonu ve bütün çalışanların da yardımıyla olacak. Malatya maçında oynamadı. Kadroda yoktu. Herhangi bir sağlık problemi yok. Sanırım dinlendirildi. Onunla ilgili ne söyler? Oynamaması kendi adına daha avantaj oldu mu? Donc pour le match de Malatya Spor, tu n'as pas joué. Est-ce que tu dois reposer? Est-ce que tu as un problème, blessure, quelque chose du genre? Non, rien de grave. J'ai pas joué parce que j'ai pas eu beaucoup de vacances. J'ai enchaîné tous les matchs. Donc le staff médical, le staff technique essaie de prendre soin de moi pour les matchs et arriver prêt, être à 100%. Et le prochain match, je serai à 100% avec l'équipe et prêt. Kötü bir şey yok şu anda. Sadece yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım, dinlenemedim. Ve bundan dolayı da teknik ekip ve medikal ekip dinlendirmemi tercih ettiler. Tam bir sonraki maça da %100 çıkmam için bu önemliydi. Tabii taraftar da çok önemli. Stadı doldurmasını bekliyoruz taraftarlarımızın. Ne mesaj vermek ister Bien sûr, les supporters sont très importants. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à leur venue au stade? Donc, ils vont venir au stade. Un message pour eux? Oui, les supporters sont. Je pense que Galatasaray, sans ses supporters, n'existerait pas. Les supporters sont très importants et on aura besoin d'eux comme d'habitude. Et eux, ils répondent toujours présents, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Et bien sûr que l'ambiance sera à notre avantage. Et le stade va nous pousser, nous avons besoin de ça. Et on va se battre pour eux comme d'habitude. Et on va tout faire pour gagner le derby. Tabii ki Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi zamanımızda da en kötü zamanımızda her zaman gelip bize destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de burada önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek bizim için çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız maçı. Ersan, şeyi soracağım. Geçen sene Kadıköy'de Onyekuru'ya çok güzel bir asist yaptı. Başakşehir'le şampiyonluk maçında çok güzel bir golü var. Yine benzer bir atmosfer olacak. Gol atmak onun hayalini kuruyor mu kafasında? Donc l'année passée, tu as donné une passe décisive à Henry contre le match de Fenerbahçe où tu as marqué contre le Başakşehir. Est-ce que tu penses qu'il y aura des occasions comme ça aussi dans ce match-là? Vous savez, l'année dernière, nous avons battu Başakşehir, Beşiktaş, les matchs importants à domicile, nous les avons gagnés, Trabzonspor. Fenerbahçe, nous n'avons pas pu gagner là-bas parce qu'il y a eu peut-être des problèmes. Des décisions qui ont pu ne pas être à notre avantage. Je pense que lors de ce match, l'arbitre sera très très important et qu'il sera bon. Voilà, on a toute confiance en nos arbitres. Nous avons confiance en notre équipe et je suis sûr qu'on va réaliser un bon match pour rendre heureux nos supporters. Geçen seneye baktığımız zaman Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon gibi maçları yenmesini bildik. Fenerbahçe'yi de kendilerinde yenebildik ancak bazı kararlar bizim aleyhimize olmadı açıkçası. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde iyi olacağını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum. İyi bir maç çıkartacağımızı da düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.